Selamlar herkese. Hançer ben. Vortales maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Yaklaşık 2 haftadır tatildeydim ve peşin olarak çektiğim videoları otomatik olarak yayınladım arkadaşlar bu süre zarfında. Ve biraz önce döndüm. Bütün videoları bitirdik. Otomatik çektiğim, peşin çektiğim ve 2 haftanın ardından dürüst olmam gerekiyorsa hiçbir şey hatırlamıyorum. Oyun nasıl oynanıyor, nerede kalmıştık, ne yapıyorduk? Zerre fikrim yok arkadaşlar. İdare edeceksiniz, bu bölüm birazcık hatırlama bölümü olacak arkadaşlar benim için. Bu arada seyahatlerimi takip etmek isterseniz seyahat kanalıma göz atabilirsiniz. Hançer'in seyir defteri, İtalya ile ilgili şu anda videolarımı, maceralarımı paylaşıyorum. Bir göz atarsanız gayet hoşuma gider arkadaşlar. Şimdi son haritamızdayız. Birkaç bölüm kaldı zaten. Seriye veda edeceğiz. Ve yanılmıyorsam köleleri kurtarmıştık buradan bir yerden. Onların peşindeydik. Update geldi arkadaşlar bu arada. Bir sürü yeni şey geldi oyuna. Az önce onu okuyordum. Bir tanesi hayaletlerle ilgili. O yüzden hızlıca şunlara dalarak update'ten birazcık bahsedeceğim sizlere. Hayalet ayılar geldi arkadaşlar öncelikle. Umarım ki vardır burada. Bir tane var. Ayıdan başka her şeye benziyor. Bayağı da kuvvetli. 1100 canı var. Ve bunlardan pençe, hayalet pençe düşüyor. Ve yeni şeyler craftlamamıza olanak verecek arkadaşlar bu pençeler. Savaşı kazandıktan sonra sizlere de göstereceğim. Hatta armorınıza eklediğiniz şu layer'lar var ya, bunların çok daha kaliteli versiyonları gelmiş ve onlardan craftlayacağız. Ama hayalet ayı öldürmemiz gerekiyor. O yüzden ben de biraz önce combat'a daldım. Gevezelik yaparken de sizlere anlatacağım update'in yeni getirdiği şeyleri. Elbette savaşmayı da ben komple unuttum. O yüzden birazcık dikkatli oynayabilirim belki. Şöyle başlayalım. Bazı mesleklere experience buff'ı gelmiş arkadaşlar. Odunculuk başta olmak üzere. Hançerimiz sonunda biraz daha meslek experience'ı kazanabilecek gördüğüm kadarıyla. Miğferler geldi arkadaşlar. O çok enteresan. Gördüğünüz gibi karakterler artık miğfer takabilecek. Ne kadar havalı duracaklar bilmiyorum. Ama kesinlikle craftlamak istediğim şeylerden bir tanesi bu bölüm. Aksi takdirde zayıf kalacağız. Rakiplerimizin miğferi olacak çünkü. Armor tarafında bayağı zayıf kalabiliriz. Miğfer şey yapmazsak, takmazsak karakterlere. Orada rezalet bir şekilde dizmişim. İnsanları. Sıkıntı yok. Zorluk seviyesini de birazcık değiştirmişler okuduğum kadarıyla. Ama tam spesifik olarak ne yapmışlar bilmiyorum. Ve insanlar çok şikayet ediyordu. 6-7 level'dan sonra kasamıyoruz, experience gelmiyor diye. Onu biraz arttırmışlar. Galiba 6-9 level arası kasmak daha kolay artık. Anladığım kadarıyla. Ve mantıklı olmuş bence. Bizim karakterler 8 miydi? Yani bizim için biraz geç oldu ama 9 level'a doğru biraz daha experience alabileceğiz gibi gözüküyor. Ve bu tarz bir sürü update vardı arkadaşlar. Bug'ları gidermişler vesaire. O yüzden bu gameplay'de de, bu bölümde de bir sürü şey karşımıza çıkacak muhtemelen. Miğferler enteresan olmuş ama en önemli şey elbette benim oyunu hatırlamam. Ne yapıyor olduğumuzu hatırlamam. Combat'ı çok unutmamışım açıkçası ama bol bol hata yapabilirim önümüzdeki 1-2 bölüm boyunca. Bütün yorumlarınızı da okudum arkadaşlar. Geçmiş bölümlere yaptığınız. Bir sürü karaktere de yeni silah vermiştim. Onların da detaylarını yavaş yavaş hatırlayacağım. Umarım ki. Mesela rezalet bir şekilde dizmişim karakterleri. Evet. Tankları öne vesaire koymamışım. Ama idare edin.
387 damage mi yedi? Zehirlendiği için mi? Evet, zehirlendiği artı kanadığı için. Vay canına. Müthiş bir damage. Onları yakalayamıyoruz ne yazık ki. Çok gerek de yok. Öldürmem lazım sadece. Genel, oha, 84 mu vurdu? Wow. Full armor'lı ayı ya. %41 guard'ı var. Şahane bir damage. Şahane bir damage gerçekten. Haritaya dönecek olursak şeyi hatırlıyorum. Bir deprem gibi bir şey olmuştu veya gökyüzündeki o yıldırım da olabilir. İşte göz tanrılarının yaptığını söylüyordu karakterler. Inquisition'da insanları avlıyordu işte. O felakete maruz kalan. Ve Inquisition'ı işte tokatlayacağız falan demiştim en son. Yanlış hatırlamıyorsam. Laboratuvar vardı bir tane. Oturup kendi videolarımı izlemem lazım arkadaşlar belki de. Birkaç saat son 5 bölümü oturup izlemeliyim. Ama nispeten kolay bir savaş oldu ya. Karakterlerin yarısına çünkü yeni armorlardan taktık. Herkese de craftladım ama çantamdaydı diye hatırlıyorum. Büyük bir kısmı. Daha level atlamaları gerekiyor. Yer kalmadı çakala geçecek. Neyse düz vursun. Düz vursun. Zaten zehirli karakter. Ha, sağ ellerine de silah takmıştık değil mi? O yüzden bir tane daha fırlatıyor. Okay. Bir tane daha. Berserk oldu. Ölmedi. Kurta da yeni silah takmıştık. Zehirliyor ve yavaşlatıyor. Vay, kurt bu kadar vuruyor muydu ya? 284 vurdu. Bu kadar vurduğunu hatırlamıyorum. İlk elimiz bitti gibi. Boss ne taraftan gelecek acaba? Bir de boss gelecek şimdi. Sağdan geldi. Okey, sıkıntı yok. Hançer Bey'i saldım üstüne. Oh, her vurduğunda terör yiyordu. Çok doğru bir hareket değil hançerle vurmak. Neyse kaçar en kötü. Problem değil. Kimi yollayalım? Leopar'ı. Aa, yetişemiyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ha gayret. Ve böyle indirelim. Bu ayı gelmiş yanında. Bir saniye. Yanında ayı mı geliyor? Normalde gelmiyordu ayı. Onu hiç görmedim. Can yakabilir o biraz. Onu da öldüreyim. İyi oldu. 3 tane ayı olur o zaman. Ve böylelikle bir sürü ayı pençesi toplamış oluruz. Yogi ile kapışsınlar. Şimdi bunu indirmemiz gerekiyor. Vay canına.
Şahin'in demircanı olmuş ya. Ne kadar az vurdum. Yeşil çam dayağı atıyoruz şu anda. Hayalet ayıya. Halen tanklayabiliyor ama bir şekilde. Kanayarak ölecek o. Ayı bu arada ne kadar çok dayak yedi. Ölmedi, berserk oldu. Şimdi öldü. O da gitti. Bunları pas geçiyorum. Zehirleyebiliriz bence o ayıyı. Çünkü müthiş canı var. Hatta şu skill'i kullanacağım ve zehrini ikiye katlayacağız. 8'e çıkacak. Sağ eline de, sol eline de daha doğrusu dagger koyduğum için ikili vurabiliyor. 200-300 vurması lazım. 162. Çok az. Bir sürü değişiklik yapmışlar bu arada oyunda. Etkilerini göreceğiz yani. Bazı karakterler az vurabilir, bazıları müthiş vurabilir. Sürprizlerle karşı karşıya kalacağız bol bol bu bölüm. Kaç tane dagger fırlattı çakal ya? Inventory'si komple dagger'larla dolu. Ve şöyle bitirebiliriz. Ya da bitiremedik. Berserk oldu. Okey. Savaşı o kadar da unutmamışım arkadaşlar. Bu güzel bir işaret. Bunlardan bahsediyordum. Bu item'dan toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Yeni şeyleri craftlayabilmek için. Inventory'mde yer var mı emin değilim. Var. Tamir ediyorum her şeyi. Ve bir sürü karakterimiz level atladı. Haydi girişelim. Hançer Bey 8 level oldu sonunda. Bakalım neler gelmiş. Düşmanın gardının yarısını umursamıyor. Fena değil. Fena değil. Deflection kazanıyor. 2 kere darbe alırsa. Gerek yok. Zaten ayı buff veriyor herkese. Böyle defansif bir şeye ihtiyacım yok. Engaged olan karakterden daha az demuçuyor. Ama etrafta başka kimse olmasına gerek yok. Birincisi çok güzel arkadaşlar. Artık armor'ın, guard'ın yarısını umursamayacak. Aynen. Güzel. Hançer daha da fazla vurmaya başlayacak artık. Ne yapalım? STR'ye verelim. STR'ye verdim. Güzel. Şimdi armor'ını takalım unutmadan. Kendisine şundan takıyoruz. 61 armor'ı vardı. 111'e çıktı arkadaşlar. Yakıştı. İleride rune layer'larını ekleyeceğiz. Ayı level atlamış. 8 level. Ne? 8 level olup nasıl experience'ı 1323 olabiliyor? Ne?
Bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Hançer de 8 level. Bu kadar experience'ı abartmış olamazlar. Kaç experience aldık savaştan? Bakmadım. 1300 experience almış olamayız o savaştan. Neyse, dediğim gibi sürprizler çıkacak arkadaşlar çünkü update geldi. Bakalım neler var. Armor'ı yoksa brutality'si var. Damage %30 daha artıyor. Çok saçma. Her zaman armor'ı olacak ayının. Armor odaklı bir karakter. Disarm yapıyor karşı takıma ve skill kullanamıyor. Ama şampiyonlara yapamıyorsun. Çok gerekli değil. Şampiyon, bosslar şampiyon diye mi geçiyor bilmiyorum. Bu çok güzel, bunu vereceğim arkadaşlar. Kanamayacak, zehirlenmeyecek, yanmayacak ayı. Sonuncusu nasıl? Bu da güzel ama bu kirpiye giden bir şey. Bunu veriyorum. Kanamak yok, poison yok, yanmak yok. Ve movement'a mı versem iki tane? STR'ye mi versem? Yok, STR'ye verdim. Bu arada kitap var galiba çantamda. Skill'leri upgrade'leyebiliyorum. İki tane skill book var. Bunu upgrade'lesem mi? Yanarsa, zehirlenirse veya kanarsa iki tane rage kazanıyor. Of, çok iyi. Bastım. Beastmaster. 8 level. Bir sonraki atağın damage'i %50 artıyor. Geç. Ha, hayvana koyuyor. Bir saniye. Hayvana buff verebilecek arkadaşlar. İdare eder. Ne kadar uzaktaysa o kadar çok vuruyor. Daha doğrusu rage alıyor. Çok gerekli değil. Bu çok enteresan. Üçüncüye vereceğim. Buna vereceğim. Savaşın başında diyor ki herhangi bir hayvanın pasif skillini alıyor. Ne pasif skilleriniz var? Bu. STR'si ve canı %10 mu artacak? Ya da bunu kazanırsa şahane. Çünkü canı sıfıra indiğinde ölmeyecek. Enteresan skiller. Ya Beastmaster zaten support bir karakter. Çok önemli değil neye verdiğimiz şu aşamada. Birinciye de verebiliriz. Üçe de verebiliriz. Üçe verdim gitti. Çok umursamıyorum açıkçası. Ve dex yapalım. Okey. Şimdi. Ayıya armor vermedim bu arada. Armor'ını hak etti. Bu yanılmıyorsam. Yes, 145'e çıktı armor'ı. Beastmaster'a da verelim armor. Hepsini yaptığımı hatırlıyorum bu arada. Aynen. 75'e çıktı. Aslan Bey, nasıl 1200 experience oluyor anlamadım. Kesinlikle STR'ye veriyoruz. Elindeki silah şahane. Ve skill'lerine bakalım. Guard'ı umursamıyor. Hançer'le aynı şeyler. Buna vereceğim arkadaşlar. Birinciye. Bu çok güzel. Çünkü zaten crit vuruyor. Bir de guard'ı umursamazsa şahane vurur. Bu arada crit vurduğunda guard'ı aşıyor mu crit'ler? Zannetmiyorum. Crit'ler guard'ı umursuyor değil mi? Bilmiyorum. Biraz riskli ama ben birinciye verdim. Armor'ını da verelim. Ve yola koyulabileceğiz bundan sonra. Şu. Değil. Sana yapmamış mıyım armor? Yedi level'lık bir armor'ı var. Yapmamışım galiba. Şunu verelim şimdilik. Göremedim çünkü. Kesin burada bir yerdedir ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Atlar da level atlamış. Onlar sonra bakarız. Şimdi köleleri kurtardık buradan. Ve şu savaşa bir dahil olalım mı? Galiba köleleri yakaladılar. Aynen. O köleler
suçlu diyor. Bize ver diyor. Bu da insanlarımızı çaldınız vesaire, sonra köle yaptınız. Şey seçeceğim arkadaşlar. Bu adamları seçeceğim sağ taraftaki. Bence bu onların halkını Indira Gandhi yapmışlar. Köle yapmışlar, sonra çalıştırıyorlar vesaire. Ve çok enteresan şeyler var. Zealot, Kolossus. Bunlar nedir ya? Ben bunlara saldıracağım. Çok da hatırlamıyorum nedenini ama önemli olduğunu da zannetmiyorum açıkçası. Herkes 9 level. Şunlarla kapışalım hadi. Umarım kar fırtınası yoktur ya. Önümü görebilmek istiyorum. Göremiyoruz. Hiçbir şey göremiyoruz. 17'ye 14. Hızlıca bitiriyorum arkadaşlar bu savaşı. Bakalım. Miğferleri var ya. Benim yok. Çok büyük bir dezavantajımız var o yüzden şu anda. Crit veriyor. Guard, armor, skill veriyor. Biz daha craftlayamadık. Şehre gitmem lazım bir an önce. Ve craftlamamız lazım arkadaşlar. Yoksa büyük bir dezavantajla oynayacağız bu savaşları. Karakterlerimizin çünkü armor'ı yok. Şimdi. Bu adam ölmemeli. Muhtemelen destek birlik vesaire gelmeyecek değil mi? Bu adamı şöyle ortada bir yere koydum. Okey, aldık gibi. Bir şey almadık da güzel yerleştirdik gibi hissediyorum. Yeni portreler de gelmiş. Değişik değişik portreleri var bütün karakterlerin. Leopar'la başlayalım. Çok valor point'im de yok. Bu arada adamın yanına yaklaşamadım saçma sapan bir şekilde. Evet, bu bölüm hatalar ve hatırlama bölümü olacak. İdare edeceğiz. Çok enteresan miğferleri var bazı karakterlerin bu arada. Aa, süper. Böyle şeyler yapabilecek miyim? Muhtemelen yapabileceğim. Kolossus. Vay. Alazarlı askerler. Çok uzatmadan arkadaşlar bitirmeye odaklanacağım bu savaşı. Ne buffları varmış? Engage'lere crit vuruyorlar vesaire vesaire. Bir sürü buffları var. Şuna bakacağım. Vay, bunun armor şahaneymiş. Biraz uzun gibi geldi de ön tarafı. Gemiye benziyor böyle. Ama tüyleri vesaire, enteresan armorlar var ya bizim karakterlere. Yakışacağına inanıyorum bazılarının. Ama şehre gitmemiz lazım. Craftlayabilmek için. ...176 canı mı var bu adamın? Bu nasıl bir karakter? 160 armor'ı var. Vay canına. 88 constitution. Çok kuvvetli bir karakter arkadaşlar bu. Şaşırttı beni açıkçası. Ve şu adam sisten çıktı biraz önce. Burada sis varmış arkadaşlar. O kadar karanlık ki hiçbir şey gözükmüyor. Hançeri sisin ortasına attım biraz önce. Göremediğim için. Aynen, sisten fırladı karakter. Güzel. Ben
Ben de 14 kişi yok etrafta diye bir düşündüm ama o kadar da hesaplamamıştım sayılarını. Muhtemelen burada sis de birkaç kişi daha bizleri bekliyor. Aynı şey burası için de geçerli. Burada da sis varmış. Bunları hiç görmedim. Zaten oyun elinden geleni yapıyor. Göremeyelim diye neler döndüğünü. Of, bir sürü adam var burada. Ve müthiş tanklar. Yani Yogi'yi teke tek de alabilirler gibi duruyor. O kadar da zor, kolay olmayacak gibi savaş. Aslan hangi birine vursun ki orada? Bunların STR'leri. 36. Yok, buna vurabilirim. Ve şimdi armor'ı gardı %37. Bunun yarısını umursayacak sadece. Bir de crit vuracak. Bam. Çok güzel. Çok güzel. Burada hata yaptık. Dibine girip engage olmam gerekiyordu. Sıkıntı yok. Ayıyı bence yukarı yollamam gerekiyor. Çok fazla adam var orada. Hatta gitmişken bir encouragement basacağım oraya. Tamam. Burada da bir sürü adam olabilir sizde. En azından yeni armorlarını taktı arkadaşlar karakterlerin bir kısmı. O yüzden kafam birazcık daha rahat. Yeni müzikler de gelmiş galiba. Bu müziği ilk defa duyuyorum. Yapma, vuramıyorum. Okey, seni de yukarı yollayalım. Çünkü burası bayağı belalı. Sana ne yapalım? Sen aşağıya gel. Ve Valor Point'im bitti. Öldürebilir miyim acaba? Bir tane daha. Ayda diğer adama attı. Çünkü en uzaktakini fırlatıyor arkadaşlar. Şu silah yanılmıyorsam. Aynen. Okey. Problem yok. Biraz kafama vuracak o ama. Ne oluyor? Bir şeyler dönüyor ekranda. Kaçırdım. Ekranı götürmedi arkadaşlar oynayan karaktere. Kim kime vurdu bilmiyorum. Burada mı bir şey oldu? Gerçekten göstermemeyi tercih etti bana. Peki. Öyle olsun. Kurt arkadan şahane vuruyor olması lazım. Çok iyi. %80 gardı mı var? %80 mi? Vay canına. Beastmaster ne buff'ı aldı? Bu arada bir sürü pasif buff aldı. Yeni bir skill verdik ya. Savaşın başında hayvanların buff'ını alacak diyor. Hepsini mi alıyormuş? Hayır, bu buff'tı. Bir tane alıyormuş. Ve STR ve Constitution'u arttı. Ayının buff'ını aldı pasif. Enteresan. O kadar şahane değil ama. Enteresan bir buff. Skill daha doğrusu. İlk el bitti. Bu el temizleriz arkadaşlar hepsini. Çok zorlanacağımı zannetmiyorum. Bu gitti. Kurt arkadan saçma sapan vuruyor. 6 mı? Vay canına. 6 vurdu.
Hançer çıkaramıyorum oradan. O biraz sıkıntı. Aa, iki okçu varmış burada. O zaman şu okçu mu vurdu bana? Olabilir. Şu bir. Başka insanlar var mı acaba sizde? Bu iki. Özlemişiz arkadaşlar bu görüntüleri. İki haftadır. Kimseyi şişlememiştim. Ve oyunu da özlemişim gerçekten. Ne yazık ki arkadaşlar onların adamı bizim adama da vuracağım. Umumda değil çünkü. Engaged olduğu için şey yapamıyorum. Nişanını değiştiremiyorum derken bu adamın geri vurması varmış ve hançeri hırpaladı bayağı. Hançerin 7 canı var. Vuramıyorum. Vurursam hançere geri vuracak. O yüzden run diyorum arkadaşlar. Şuraya çekiyorum. Hançer ölüyordu neredeyse. Yine armor'a rağmen. Bu adamlar çok kuvvetli ya. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Şahane kuvvetliler. Aslansın. Ve 5 kişi kaldı birazdan. Pes ederler umarım. Yukarıda da demuç vuran pek adamım yok. Yukarıya desteğe gitmemiz lazım. 227. Vay, support karakter için şahane bir demuç. Kirpiyi yollamıştım. O gelsin. %80 gardı var adamın ya. 10 vurmak istersem 2 vuruyorum yani. Dört kişi kaldı. Burayı pas geçiyorum arkadaşlar. Bunların yukarı gitmesi yıl sürecek. Bunları da pas geçtim. Kaldı 3 kişi. Şunu denesek mi? Şuradan vurabilirim. Geri vuramayacak bana. Hançerin güzel yanı. Bay bay. Kaldı 2. Pes ettiler. Süper. O tankları zaten öldürmek istemiyordum. Uzun sürecekti. Tamir edelim. Ne geldi? Medium armor. Çok da şahane değil. Miğfer geldi arkadaşlar. İlk miğferimiz. Ve bayağı iyi. Bayağı iyi. Medium helmet. Haydi takalım birisini ama öncelikle sohbet etmemiz gerekecek galiba bunlarla. I'm sorry. We were supposed to watch your backs, but teşekkürler vesaire diyor. We had no choice but to attack, even though saldırmamız gerekiyordu, elimizden bir şey gelmiyordu. Al sana ödül. Hoşçakal. Ve bitirdik oradaki quest'i. Süper. Bu köprüden geçemiyorum. Tamir etmemiz gerekecek. Şuradan sol alttan arkadaşlar şehir merkezine gidebiliriz. Armor'ları vesaire craftlayabiliriz bence. Şu armor'a bakalım mı beraber? Miğfer'e. Sevgili Miğfer. Burada. Medium kime gider? Hançer'e takalım ya. Ama kafalarını kapayacak mı surat? Bir şey bize dalıyor arkadaşlar. Çığlık sesi duydum. Galiba birisi bize doğru koşturuyor şu anda. Neyse, Hançer'e taktım arkadaşlar. Okey, bütün karizması gitti ama fena değil. Saklayabiliyoruz. İşte bu ya, Wartales. İşte bu, saklayabiliyoruz. Taktım arkadaşlar. Willpower veriyor, crit veriyor, guard, armor, bir tane de skill veriyor. Guard'ı yoksa rage kazanıyormuş. Çok iyi. Miğferler şahane. Ah, kuzeyden geliyorlarmış. Hemen koşuyorum.
kuzey değil orası. Bir saniye, haritayı çevirmem lazım. Yetiştiler mi? Yok. Ve futbol sahasına bakalım arkadaşlar. Futbol oynayabiliyor muyuz? Her şey iptal olmuş. Çünkü sahada şeyler bulmuşlar. Antik kalıntılar. Şunları kastediyor galiba. Burayı hatırlamıyorum. İleride bakarız. Ne yapacaktık hatırlamıyoruz. Şu sol alttan aşağı inelim. Arenayı bitirdik. Miğfer yapmak istiyorum herkese. Bu arada ne için aranıyorduk? Köleleri saldığımız için aranıyoruz değil mi? Şunlarla konuşalım, parayı basalım. Aramasınlar bizi. 248, ver gitsin. Bye bye. Bunlar niye bizi arıyor? Inquisition değil mi bu üstünde göz olan? Son anda kaçtım. Neden beni arıyor hatırlamıyorum. Muhtemelen daldık bir noktada. Çünkü çok hoşlanmıyorum onlardan. Burada felakete uğramış insanları gelip öldürüyorlar vesaire, saçma sapan. O yüzden taraftarları değilim açıkçası şu noktada. Şimdi tarif açmamız gerekiyor diyebiliyorum. Aynen, miğferler geldi. Şu basit miğferleri craftlayacağım öncelikle. Bu ne? Level 12 armor seti geldi. Şahane duruyor. Ama muhtemelen seri bitecek biz 12 level olmadan önce. Yapacak bir şey yok. Ve bunlar geldi arkadaşlar. Ayıları bu yüzden kestim. Bu şahane layer'ları craftlayabileceğiz artık. 4 STR 12, 18 armor veriyor tanesi. Müthiş. Ama biraz maliyetli. Bir sürü ayı öldürmemiz gerekiyor. Yetmeyecek gibi bunlar şimdilik. Onun dışında yeni şeyler gelmiş olabilir. Zamanla bakarız bunlara. Çok acelemiz yok. 15 tane knowledge point'i biriktirmişim. Zamanla yapabiliriz onları. Şimdi tarifleri açmak için bu geldi. Heavy helmet var. Ama demirden. Demir nedir ya? Demirden. Demirden. Bir şapka var isterseniz. Bir tane bundan yapalım ki tarifler açılsın. Tamamen unutmuşum nasıl yapıldığını. Ama önemli değil, zaten kimseye vermeyeceğim bunu. Tamamen unutmuşum. Daha üst seviyeleri açacağız. Amaç o. Açmış olmam lazım. Geldi. Experienced. Bunlar ghost arkadaşlar. Bunlara da gerek yok. Bir tane tarif açmak için yapacağım. Miğfer. Yes, buradalar. Bir tane ghost yapalım. Biz Rhyme Steel yapacağız hepsini. Bu renk ne? Değiştirmişler mi? Eskiden sarı olmuyor muydu? Fena değil. Okey. Ve son seviyeyi de açtık galiba. Yes. Rhyme Steel'ler geldi arkadaşlar. Ben bunlardan yapmak istiyorum. Bütün ekibe. Ve bir yandan da şu yeni runlardan yapmak istiyorum. İşte bunlardan. Gris, yağ gerekiyor. Şu STR50'sinden vay canına. Bir tanesi için 2 ayı öldürmem gerekiyor arkadaşlar. Biz daha 3 ayı öldürdük sadece. O kadar ayı öldürmeyeceğim muhtemelen gidip. Biraz abartmışlar. Mesela hançerin Rhyme Steel armor'ına takabilirim onu. Yeni yaptığımız şeyi. Neredesin? Şu. Artı 4 STR 18 armor veriyor. Vay canına. Diğerlerini bundan takacağım arkadaşlar. Ve hançeri fullüyoruz. Aynen. Çünkü onların hepsini yapamam muhtemelen. Ayıya da aynı şekilde. Sadece göstermiş olmak için yaptım. Ama saatlerce hayalet ayı öldürmek istemiyorum. Bunu ne size ne de kendime yapacağım. O yüzden böyle devam. Rhyme Steel. Buna da Dex ve Movement Crit. Bunları takıyorum. İleride daha fazla yaparız bunlardan. Şahin'inkine gerek yok.
Chuckle'ınkine de takabiliriz. Crit. Dex. Bir tane de bundan koyayım. Movement versin. Kirpin'inkine STR takıyorum. Bunları takmamış mıyım geçen bölümlerde? Leopar'a STR'leri takıyorum. Gönül isterdi ki hepsine bu en gelişmişlerinden takalım. Ama uğraşamam. Okey. Herkese taktık. Ramsey, Rhymesteel. O da STR'leri takıyorum. Ayları geç. Düldül level atlamış. Ha 7 olmuş, 8 olmamış. Ben de 8 level şeyi gelecek diye ümitlenmiştim bir an. Okey, bu da hazır. Şimdi arkadaşlar miğferler kaldı. Bu kadar kişiye miğfer yapacak malzemem yok muhtemelen. Rhymesteel'ler geldi. Save de yapmayacağım arkadaşlar. Zaten serinin sonuna geldik. Kafama göre basacağım. Muhtemelen bayağı zorlanacağız. Heavy yapalım bir tane. Okey, bir tane kaçırdım. Başka... Bir tane medium yapalım. Okey, fena değil. Başka... Ne eksik acaba? Leather. Derim eksik. Hadi ya. Of, bu çok enteresan. Bu biraz hızlıydı. Deri olması lazım. Depomda yok mu acaba? Var. 125 tane var. Tabii ki var. Başka bir şeye gerek yok gibi. Ve eski armorları da bu arada satabilirim. Şu inventory birazcık boşalsın ya. Şunları söküyorum. Ve nereye gidelim? Questleri verelim arkadaşlar. Quest varmış bir sürü. Güzel. Yeni bir şeyler. Mezarlık gelmiş. Pazarlık yapmıyorum zaten. Fazlasıyla paramız var. Bizi götürecek o paralar. Bunu sattım. Ghost'ları satıyorum arkadaşlar. Bu gitti. Medium. Sat gitsin. Sat. Bunu da sattım. Bu dagger'ın ne olduğunu hatırlamıyorum. Ivır zıvırları satıyorum. Güzel. Birazcık rahatladı. Ve miğferlere gelecek olursak. Hançerinki bayağı iyi bu arada kalsın. Heavy. Ayıya bir tane verelim. Vay! Enteresan oldu. Kapatıyorum arkadaşlar miğferi. Böyle daha güzel. Light yapmadık değil mi? Şey yaptık aslında. Şapka yaptık. Vay yakıştı. Şimdilik dursun. İleride şey yapabiliriz. Enteresan oldu. Enteresan. Başka neyim var? 3 tane medium var elimde. Heavy yapmamış mıyım başka? Medium. Yok, yakışmadı. Medium. Gorilla de yakışmadı. Çok enteresan. Aslında da yakışmadı. Yavaş yavaş craftlarız arkadaşlar. Çok acelimiz yok. Bir bakayım var mı malzemem.
Çok da malzemem yok aslında. Bir tane daha heavy yapalım. Sonra hallederiz. Fena değil. Aynen dediğim gibi. Önümüzdeki bölümlerde kalan karakterleri de dizeriz. Tam bir azman oldu. 240 armor'ım var. Ekstra %4 guard kazanıyor. Her reinforced layer için. Ki bunlardan 3 tane var. Orada silah da yapmam gerekiyor. Çok şey var arkadaşlar craftlayacak. Çok şey var. Neyse. %66 gardı oldu kirpinin. Canavar oldu. Bence şimdilik yeterli bunlar. İleride geldiğimizde hallederiz. Birazcık çantamı boşaltmak istiyorum izninizle. Yola çıkmadan önce. Çünkü ıvır zıvır dolu. Her zaman olduğu gibi. Tahtaları, derileri bırak. Şunları attım. Ghost Leader bırak. Tamamdır. Güzel. Şimdi. Buraya sandstone almam lazım. Sandstone alalım biraz. 20-30 tane alabiliriz belki. Çünkü köprüyü tamir edecektik. Aynen köprüye main quest'e gidebiliriz yavaş yavaş. Ve yapacak bir sürü şey var haritada halen açıkçası. Sonunda fırtına bitti en azından. The Price of Drinking. Bu neydi? Okey, barman kaybolmuştu. Ona ne olduğunu bul diyor. Inquisition beni takip ediyor mu halen? Evet. Gelsinler bakalım şöyle bir pazara yollayalım. O köprüyü tamir edelim arkadaşlar. Oradan ilerleyelim. Ben de yavaş yavaş hatırlamaya çalışacağım neler döndüğünü. Son haritamız zaten. Bir yandan da serinin sonuna yaklaşıyoruz. Bu ambush diye mekanik de gelmiş. Mesela ormana saklanırsanız pusuya yatabiliyorsunuz. Birisinin üstüne atlayabiliyorsunuz. Öyle bir şey vardı da birazcık değiştirmişler mekaniği. Burada bir ceset var kalsın. Ve köprüyü tamir ettiriyoruz. 20 tane istiyormuş. Birkaç gün sonra gel diyor o zaman. Şu anda burayı yapamayacağız gibi. Dig site. Kazı bölgesi burada. Eserler buldular tarihi. Ne yapmam gerekiyor? İncele diyor oradaki eserleri. Belki bitirebiliriz buradayken. Hemen Beastmaster'a verelim. İncelesin bakalım. Üstüne tıklamaya çalışmıştım aslında. Hiçbir şey çıkmamıştı. Belki karakterlerle konuşmam gerekiyordur. İnanmıyorum neler yapıyoruz diyor. Yağmur sonunda bunlar ortaya çıkmış arkadaşlar. Ha mezarlık belki burasıdır. Yok mezarlık burası değil. Okey, yardımcı olan hiçbir karakter yok. Ha burada. Şurasıymış. Şansa gördüm arkadaşlar. Ben bunları tıklamaya çalışıyordum. Oku. Beastmaster. Zaten master olduğu için bence okuyabilecek. Hazine bulduk bir tane. Vay canına bir şey buldun diyor. Analiz et diyor. Bu mu? Quest bitti galiba. Bitmedi. Okey analiz etmem gerekiyor. Birkaç gün sürecek o. Şimdi kampta koyayım ki unutmayayım. Hayır 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 hayır. Of elimi shift'ten çekemiyorum arkadaşlar. Habire biri kovalıyor. Kamp mekaniklerini de bayağı unuttum bu arada. Şu. Bunu çözersek muhtemelen quest bitecek. Güzel. Bayağı ilerleme kaydettik yine şaka maka. Şimdi ne yapalım? Şimdi
Buradan güneyden batıya gidelim arkadaşlar. Tracker questini yapmadım aslında. Onu yapsam ayı da öldürmüş olurum. Harita veriyorlardı genelde. Harita şu mu? Bunu bulamadık arkadaşlar. Başka haritada kaldı bu. Bu. Birisi kaybolmuş. Heykel şelalesi. Ne giderken? Heykel şelalesi nedir ya? Hiçbir fikrim yok. Şuraları hiç açmamışım bu arada. Şelale burada. Statue, heykel şelalesi. Başka şelale var mı yolun sonunda? Ya da bir heykel var mı etrafta? Hiçbir fikrim yok. İnternetten bakarım belki arkadaşlar. Genelde yol üzerinde kan izleri buluyorduk. O sayede yapabiliyorduk bu questleri. Ama herhangi bir şey görmüyorum şu aşamada. Şunlar neci acaba? Oyun kalabalıklaşmış mı? Bana mı öyle geliyor? Her yerde bir insan var. Oradan çıkamazsın Ançar. Piton atmadıysan. Atmamışsın. Yolu izle. Şu sol aşağıya doğru ilerleyebiliriz orada. Main quest var. Peki. Şunları yapalım arkadaşlar. Yolu izleyerek. En mantıklısı o gibi. Buradan aşağı indim mi? Şu fareye de gidebiliriz. Yol üstünde ve haritayı da açmış oluruz. Şunu yapalım. Aynen. Burayı bitirdik. At almayacağım artık. Yeter. Burada bir grup var. Bunları temizlersem şuranın zorluk seviyesi düşecek. Ki temizlemem lazım arkadaşlar. Şu savaşı yapıp bölüme veda edelim. Dağları açarak, aşarak sınırı geçeceğiz. Sen de yap diyor. Inquisition burada herkesi yamultuyor diyor. Quest miydi bu? Yo. Teşekkür edebiliyoruz. Ne? Onlar bize doğru koştu. Anlamadım. Keyifleri bilir. Normalde böyle bir opsiyon çıkmıyordu. Ve burası arkadaşlar oyuna girdiğimiz yer. Oraya inmenin haritaya girdiğimiz yer. Bir manası yok. Şuradan sol tarafa döneceğim. Ve bu olabilir mi quest? Değil galiba. Bu arada dinlenmem gerekecek. Şurada kurtlar var tepenin üstünde. Inquisition Camp. Burada da bir quest yok. Hatırlamak açısından bir konuşacağım arkadaşlar. Yok gibi burada quest. Devam edebiliriz. Şurada bir yerde kamp yapmak istiyorum. Nispeten güvenli gibi derken bu beni korkutuyor. Şurada kamp yapsam. Neler yiyelim arkadaşlar? En güzel yemekleri yapıştırıyorum. Aynen. Fazladan bile koydum yemek. Ve risk biraz yüksek diyor. Neden öyle diyor? %10. Yapacak bir şey yok. Kampta da muhtemelen yapacağım çok bir şey yok. Kirpinin miğferi kalmış. Kalsın. Haydi dinlenelim. İki
200 experience alıyorlar. Eskiden 100 alıyorlardı diye hatırlıyorum. Aa, şurada çalışarak. Köprüyü yapmışlar arkadaşlar, gidebileceğiz artık. Güzel. Ama burada sizlere yavaştan veda ediyorum ben. Ufak tefek hatırladım ama yine hafızamda delikler var. Serinin sonuna doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Ve peşin çekmeyeceğim şu noktada. Yorumlarınızı okuya okuya çekeceğim. Odun kesme şeyi yok mu ya? Yeni experience'ı merak ettim ne kadar gelecek. Burada bir quest var. Ha şey. Hayaletleri avlamamı istiyor, bulamamıştık. Aynen, beraberce arkadaşlar son bölümleri bitireceğiz. Bir sonraki bölüm şuradaki main quest'e bakacağım. Hatta kıyısında bırakabilirim karakterleri. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.